Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ghost of Death. Bugün sizlerle Watch of Rams'te Salazar karakterini Single Target Arena'da test edeceğiz. Normalde rakiplere karşı göstermek istiyordum fakat arkadaşlar şu an Single Target Arena'sı aktif değil. O yüzden defans team'den sizlere göstermeye çalışacağım. Hem hasarına bakmış olacağız hem de arenayı ne kadar hızlı tamamlıyoruz. Onu birlikte görmüş olacağız arkadaşlar. Arbiter takımıyla gireceğim. Salazar karakteri de ekstradan arkadaşlar ultisiyle bize destek olacak. Normalde tabii Jira karakterini kullanıyorum. Fakat arkadaşlar Salazar karakteri de burada gerçekten çok etkili oluyor. Şu şekilde direkt başlayalım. Biraz hızlanalım şuralardan. Evet, güzel. Direkt Kratos'u koyduk. Hemen Ward özelliğimizi kullandık arkadaşlar. İlk gelen düşmanı çabuk bir şekilde öldürmeye çalışıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle Pilatus'un ultisini bekleyeceğim. Aktifleştirip sonra Lord özelliğini kullanacağız. Burada da arkadaşlar direkt Salazar karakterini koyup Siren karakterini çıkarıyorum. Burada hızlanabiliriz. Biraz geç basmış olduk ama önemli değil. Evet, burada şimdi düşman gelir gelmez hemen Salazar karakterinin ultisini kullanmamız gerekiyor. Hem Salazar'ın ultisini kullanacağız arkadaşlar hem de Lord özelliğini kullanmış olacağız bu sayede. Daha çabuk bir şekilde öldürebiliyoruz. Şöyle. Güzel. Hem Lord özelliğini kullandık. Hem de ulti ile arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen çıkar çıkmaz öldürebildik. Güzel. Burada Pyrrhotus'un ultisini kullanmayacağım arkadaşlar. Konstans'ın ultisiyle Siren'i de koyalım. Evet. Burada da gördüğünüz gibi direkt öldürebildik. Evet, gayet hızlı ilerliyoruz. Yani Salazar karakteri gerçekten çok ama çok etkili oluyor arkadaşlar. Burada Pyrrhotus'un ultisini kullanacağım. Burada arkadaşlar direkt düşman gelir gelmez hem Salazar'ın ultisi aktifleşecek hem de Lord özelliği sayesinde direkt kesmiş olacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen yani 6. dalgayı da temizlemiş olduk. Şimdi devam edelim. Burada tekrardan Konstans'ın ultisini aktifleştireceğim. Evet, tam şu sırada yeterli olur. Burada tekrardan arkadaşlar Lord özelliği sayesinde gelen düşmanı öldürdük. Artık son wave'deyiz arkadaşlar. Burada da Salazar karakteri ölmezse umarım ki ölmez. Evet, güzel hayatta kalabildi. Burada arkadaşlar şimdi üçüncü düşman geldiği zaman Pyrrhotus'un ultisini aktifleştiriyoruz. Daha sonrasında şöyle otomatiği alıp gördüğünüz gibi hemen bitirmiş olduk arkadaşlar. Evet, çok rahat bir şekilde yani arenayı tamamlayabiliyor. Gerçekten çok hızlı bir şekilde tamamlıyor arkadaşlar. Yani Salazar karakterin gerçekten etkisi çok ama çok büyük. Hani burada hasarı belki az gözükmüş olabilir. Ama gerçekten o hani son düşmanda ultisi sayesinde çok çabuk bir şekilde temizleyebiliyoruz. O yüzden arkadaşlar Salazar karakterinin bu yönden etkisi gerçekten çok ama çok fazla.
Evet, arenada testimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi gerçekten çok etkili oluyor. Yani ben burada Arthur takımıyla kullandım. Fakat sizler arkadaşlar Nightmare takımıyla da kullanabilirsiniz. Kotick takımıyla da kullanabilirsiniz. Hani bu iki takımda da gerçekten çok ama çok etkili oluyor. Onun dışında bir de karakterimizi Artifact Materyal'de test edelim. Bir de orada göstereyim arkadaşlar. Sonrasında videoyu bitirmiş oluruz. Tabii rakiplere karşı karakteri gösterseydim çok daha iyi olabilirdi. Fakat şu an single target arenası aktif değil. Burada da arkadaşlar bu şekilde başlayacağız. %30'luk etkiyi kapatmış mıydık? Evet, %30'luk etki kapalı. Gayet güzel. Şöyle Broker'ı koyalım. Salazar'ı koyalım arkadaşlar. Daha sonra Constance karakterini koyacağım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar sürekli kanama etkisi bırakıyor. Burada Constance'ın ultisini kullanıp o şekilde Salazar'ın ultisini aktifleştireceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt canını yarıya indirmiş olduk. Gerçekten çok güzel bir karakter. Evet, burada ultisini arkadaşlar yani Konstantin'in ultisiyle birlikte kullanacağım. O yüzden biraz bekleteceğim. Ayrıca size şu özelliği de göstermek istiyorum. Normalde arkadaşlar hani Salazar yani şu şekilde ultisini kullanınca hasar almıyor. Onu da göstermek istiyorum arkadaşlar size. Şöyle boss özelliğini kullanacağı zaman ultisini aktifleştireceğiz. Burada arkadaşlar şimdi ultisini bastı. Gördüğünüz gibi Salazar karakteri herhangi bir şekilde hasar almadı. Diğer karakterler almasına rağmen Salazar karakteri hasar almıyor arkadaşlar. Belki net olarak göremediniz yani çünkü çabuk bir şekilde öldürdü boss'u. Ama yine de arkadaşlar hani bir miktar yani orayı belki anlamışsınızdır. Yani durdurursanız videoyu biraz yavaşlatırsanız orada fark edersiniz. Evet, karakterimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi Artifact Materyal'de de gerçekten çok ama çok etkili. Yani boss'u çok rahat bir şekilde kesebildik. Yani herhangi bir şekilde bir sıkıntı olmadı. Zaten %30'luk etki de kapalıydı. Ya çok rahat bir şekilde arkadaşlar. Yani özellikle tekli düşmanlara karşı gerçekten çok etkili oluyor karakter. Yani tekli düşmanlara karşı Salazar karakterini kullandığınızda direkt yani kesebiliyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Onun dışında karakterle alakalı ekstradan söylenebilecek bir şey bulunmuyor açıkçası. Ya tüm testlerini yapmış olduk. Guild Boss 2'de denedik. Ya Guild Boss 1'de göstermeye pek ihtiyaç duymadım açıkçası. Ya şu an zaten Guild Boss 1'i hemen hemen çoğu kişi 50K'yı rahat vuruyordur Nightmare 4'te. Onun dışında hani Guild Boss 2'de göstermek çok daha mantıklı. Zaten arkadaşlar hani Nightmare takımınız varsa Salazar karakterini direkt alın kullanın. Zaten önceki videolarda da söylemiştim. Fiziksel hasarın yoğun olduğu bir takım varsa mutlaka işinize yarayacaktır. Gerçekten çok fark yaratıyor. Özellikle kanama etkisinin arkadaşlar düşmanda verdiği o etki sayesinde tüm karakterleriniz %10 daha fazla hasar verebiliyor. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. Salazar karakteri zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar bende A3 olduğu için sık sık kanama atıyor. Aslında A1'i zaten yeterli oluyor. Fakat A3 olunca kanama süresini de uzattığınız için neredeyse kesintisiz bir şekilde hani boss ölene kadar sınırsız bir şekilde kanama etkisi düşman üzerinde kalabiliyor arkadaşlar. O yüzden
A1'i gerçekten çok önemli. A3 yaparsanız çok daha güzel olur. Onun dışında A5 yaparsanız zaten karakter yani başka bir boyuta geçiyor. Yani gerçekten hani hiçbir şekilde crit rate kullanmanıza gerek kalmıyor. Sadece hasar odaklı bir item takıyorsunuz. Çok rahat bir şekilde yüksek hasara ulaşabiliyorsunuz. Yani aşağıdan crit rate statları aramanıza gerek yok arkadaşlar. Hani bazen itemler düşüyor, gerçekten çok güzel itemler oluyor. Fakat crit rate olmadığı için kullanamıyoruz. Ama Salazar karakterinde öyle bir sıkıntı yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Eğer A1 yaparsanız da aslında etkili oluyor. Hani sadece ilk vuruşunda kritik vuruşu kaçıracaksınız. Ama arkadaşlar A5 yaptığınızda hem ilk vuruş hem ikinci vuruş hem ultiler yani tüm her şeyi karakterin kritik vuruş gerçekleştiriyor. Evet, şimdilik bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi oyunlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.